Diyorum ki şöyle güzel bir sepet hazırlasan Feriha Hanım'a. Şöyle nişan öncesi bir sürpriz. Ama hiç de anlamıyorum ki. Geçen bir toka seçtiydim. Verene kadar kanter içinde kaldım. O da pek hoşlanmadı herhalde. Kızlar ne sever bilmiyorum ki. Kolay gelsin. Merhaba. Oo Seher bacım buyur. Halil abi sen geçen gün dükkanda yoktun. Biz de Mehmet'le tanıştık. Sağ olsun koca merdiveni taşıdı bizim dükkana bana yardım etti. Hayırdır yine mi lazım? Yok hayır bu sefer de selobant bitti. Yani eğer sizde fazla varsa rica edecektim. Yoksa çocuğu kırtasiyeye göndereceğim. Var bizde var. Ay sizin dükkana gelmeye bayılıyorum ya. Böyle her yerde incikler, boncuklar falan var ya. O bakımdan yani. Bulamadın mı hala? Dur dur bir de ben bakayım. Heh, buradaymış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay Halil abi senin elindekiler ne kadar güzeller öyle. Ay bayıldım ben bunun rengine. Güzel mi? Çok güzeller hem de. Seher bacım. Hı. Sen şöyle zevkine göre birkaç tane seçsen benim için. Hayırdır? Hediye mi? Şey nişanlıma. Yani nişanlanacağız da. Ay Halil abi hiçbir şey söylemiyorsun sen de ya. Tebrik ederim. Gelinimizi tanıdık mı buralardan falan? Yabancı değil. Mehmet'in kardeşi. Akraba oluyorsunuz yani. Bak o da hiçbir şey söylemiyor. Seni de tebrik ederim. Artık beni nişanınıza çağırırsınız. Çağırmaz mıyız? Tamam. O zaman dur. Mehmet sen bana şöyle güzel bir sepet getir. Ben de buradan en güzel şeyleri seçer. Onun içini bir güzel doldururum. Dur. Şöyle güzel bir sepet yaparız sana. Nasıl bu? Güzel güzel, çok güzel. Ay ay ay. Sevsinler yüzüğünü Halil abi. Buyur Seher bacım. Vallahi sizin nişanda çok güzel döktürdüm. Harika bir nişan oldu. Vallahi ne mutlu sizi sevindirdiysek. Ya ben şey diyecektim. Benim hırkamın düğmesi kopmuş da. Hani sizde şöyle buna uygun bir şeyler varsa. Dur bakalım Mehmet yardımcı olsun. Benim çıkmam lazım da. Mehmet! Geldim. Seher Hanım'ın düğmeye ihtiyacı varmış da. Sen yardımcı ol, ben bir toptancıya gideyim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel şöyle bakalım. Yani siz şimdi Ferah'la ikisiniz ha? Aha. Hiç benzemiyorsunuz. Çift yumurta ikiziyiz zaten. Bunu da ömrümde ilk defa duyuyorum. Hani böyle biriniz kız biriniz erkek ya. Öyle de oluyormuş demek ki. Hiç benzemiyorsunuz ama. Yani sadece tipiniz değil, huyunuz suyunuz da benzemiyor. Sen böyle sıcakkanlısın. Ama kız kardeşim biraz soğuk sanki. Öyledir biraz. Gerçi ben de pek sıcakkanlı değilimdir ama. Aa yok, sen hiç fena sayılmazsın. Yani güleçsin bir kere. Anneannem ne derdi biliyor musun? Güleçle oruç ağzından zarar gelmez. Şu olur mu? Ay Mehmet sen bu işlerden vallahi anlamıyorsun. Ayol bak bu deliksiz, bu delikli. Hiç uyar mı bu hırkaya? Sen bu arada beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Yani ben böyle zarar gelir gelmez falan. Yani kız kardeşinden zarar gelir manasında söylemedim. Senden zarar gelmez. O bakımdan yani. Mehmet otur Allah aşkına otur. Bir şey söyleyeceğim. Senin ikizin var ya Halil abiyi sevmiyor. Vallahi. Ya ben şıp diye anlarım. O gün dükkana geldiklerinde anladım. Bir bakışta. Hele nişanda. Oho dedim. Halil abi yanmış.
E kıza da yazık. Yani senin anlayacağın bence bu iş yaş. Ya belki hani zamanla... Bak yanlış anlama. Ama ben biraz anlarım bu gönül işlerinden. Zaten ne demişler? Seveni yüzü, sevmeyeni gözleri belli edermiş. Senin kız kardeşinin iki gözü de bas bas bağırıyor ben sevmiyorum diye. Yani tabii yeni sonuçta Allah'ın bileceği iş ama... ...bana sorarsan bu iş olmaz. Ay çok üzülüyorum bu kırık kalp hikayelerine de ama. Ay senin de yüzünü düşürdüm. Güleç güleç dedim bak somurttu şimdi. Yok canım ne olacak. Hala bana uygun bir tane düğme bulamadın mı? Heh bu olur. Vallahi de tas tamam olur. İyi hadi sağ ol o zaman. Ay yalnız benim hiç üzerimde bozuk yok. Akşam ödeşiriz olur mu? Ya tabii canım ne olacak? Hediyemiz olsun. Da böyle hediye de olmaz ki. İyi madem tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Mustafa gelirken bana da bir çay getir olur mu? Mehmet, gel bakalım. Buyur abi. İşe başlayalı tam bir ay oldu. Al bakalım. İlk maaş. Hayrını gör. Eyvallah, sağ olasın. Sen sağ ol. Hem bana yol arkadaşlığı yapıyorsun... Hem de dükkana gözün gibi bakıyorsun. Bana güvendin, iş verdin. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Allah razı olsun. İnşallah bir ömürde beraber götürürüz bu işi. İnşallah abi. Ya şey diyeceğim. Hazır öğle tatiliyken bir çarşıya çıksam... ...evdekilere bir şeyler almak istiyorum da. Git tabii git. Bir bak, sevindir onları da. O zaman ben bir yarım saate dönerim. Tamam, rahat ol. Ben buradayım. Nereye Mehmet Bey? Öğle yemeğine mi? Yok, çarşıda bir şeyler bakınacağım da. Neler bakınca? Ya, bugün ilk maaşımı aldım da evdekilere bir şeyler alayım diyorum. Ay ne güzel. Neler alacaksın? Ya benim ufak kardeş var. Ona çanta falan işte. Ay. Benim de öğle tatilim bitmedi daha. Dur ben de seninle geleyim. Hem çok sıkı pazarlık yaparım var ya seni asla kazıklatmam. Zaten bir şey alayım almayayım. Bayılıyorum çarşı pazar gezmeye. Dur bekle. Seher Hanım. Buyurun Feyyaz Bey. Nereye böyle mesai saatinde? Öğle tatilim daha bitmedi ki. Arkadaşımın çarşıda bir işi varmış, ona yardım etmeye gidiyorum. Ya şimdi benim yüzümden patronunla papaz olmayasın. Ama yok bir şeycik olmaz. Hadi gel bak şu köşede çok güzel bir kırtasiye var. Ben daha da azaltırdım da. Sen sıkılıyorsun ya. O bakımdan yani. Sen nasıl bir şeysin öyle ya? Ya ne bileyim böyle kıpır kıpır. Böyle hayat dolu birini görmedim ben. Öyle mi? Öylesin tabii. Kuş gibisin. Kuş gibi.
Evet. Cık cık gibi. Ya yani cıvıl cıvıl. Anla işte. Ay. Vallahi arkanı kaşı nazar değdireceksin. Cık cık cuk cuk. Ay. Bu arada cık cık cuk cuk. Ben lafa daldım, geç kaldım değil mi? Hadi görüşürüz. Hoş geldin Seher. Ya Mehmet, sana bir şey soracağım. Sen bilgisayarlardan anlar mısın? Bilgisayar mı? Yani öyle pek alakam yoktur ama. Of, bir umudum sendin biliyor musun? Biliyorsun bizim esnafta hayat yok. Yani ne canlısı da ne sanalında. Neymiş senin bilgisayarla derdin? Bir bakayım belki anlarım. Ay yaşa. Halil abi transta mı? Halil abiciğim. Hayırdır, gemilerim mi battı? Karşıki dağlar mı yıkıldı? Ne oldu? Halil abi, yüzüğü. Kısmet. Hadi biz şu bilgisayara bir bakalım. Ay vallahi oldu. Mehmet eline sağlık. Ya Karadağları kaçırmıştım biliyor musun? İzlemesem sıkıntıdan patlardım. Ya kapatıp açtık oldu işte. Yok yok, sen anlıyorsun bu bilgisayar işlerinden. Bana bak. Face Mace takılıyor musun? Öyle arada bir. Eklesene beni Face'e. Tamam. Ama sana söz verdin. Her seferinde böyle yapıyorsun. Ben sana güvenip halamı gönderdim Feyyaz. Nasıl şimdi ben tek başıma kalacağım? Biliyorsun ödüm patlar. Kız bir gece sık dişini. İş için, ekmek parası için. Günübirlik gidip geleceğim. Hem girirken sana ne ciciler getireceğim ama. Bilmez gibi. Kız, su da mı dökecekmiş arkamdan? Dökeceğim tabii. Su gibi git, su gibi gel diye. Say mı? Yola buradan çıkarız dedim Feyyaz'cığım. Hoş geldiniz Saime Hanım. Hayırdır, yolculuk nereye? Karı koca bir memlekete uzanıp geleceğiz hayırlısıyla. Memlekete. Ne güzel. Hadi Saime hadi, yolcu olun da gerek. İyi akşamlar Seher Hanım. İyi yolculuklar Feyyaz Bey. Su gibi gidin, su gibi gelin inşallah. Aa! 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 Ne yaptın ayol? Bu kızın elinin ayarı yok. Aa! Adamın üstüne başını berbat ettin ayol. Yürü Saime, yürü. Kurur gider şimdi. Ay Allah. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Ağlıyorsun. Ağlamıyorum. Öyle bir şarkı çaldı, ona içlendim. Böyle gelirler bana bazen, yoklarlar, yok bir şey. Neler yoklar? Eski hikayeler. Eski yeni hikaye yok bende. Öyle şarkılara, türkülere içleniyorum işte. Sen şimdi sümüklü de dersin bana. Yok canım. Hoşuma gitti ondan. Mehmet. Akşam dükkanı kaçta kapatıyorsun? Halam kumburgaza gitti.
Havalar şimdi ısındı falan ya. Kemiklerine iyi geliyor. Ya ne güzel. Bir tane kooperatif evimiz var. Yani böyle devre mülk gibi. Ayol ne dikiliyorsun orada kapı mandalı gibi. Gelsene içeri. Ayol korkma, yemem seni. Hadi gel de aç şu biraları. Ne aşklar, ne de itiraflar. Ne adres, ne, adres, ne, boş, soka. Ne boş sokaklar. Bulamadım. Belki de ben yolumu kaybettim. Okusam da söyleyemem. Çünkü ben seni suya hapsettim. Çünkü ben seni sormadan bulamadım. Belki de ben yolumu kaybettim. Okusam çok da söyleyemem. Ben biraya alışkın değilim mi? Bakın. Hadi. İçmiyor muyuz? Ezberledim ben. Okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu. Geç oldu. Ben kalkayım artık. Mehmet. Kalsana. Ben tek başıma çok korkarım evde. Seher. Nasılsın? Sor. Sor, pişman mısın de. Eksik kalmasın. Gözyaşım birdi, şimdi iki oldu Mehmet. Ya niye gözyaşı olsun Seher? Gece kaçar gibi gittin yanımdan. Ben sabah uyanınca şimdi ne oldum Mehmet? Hı? Ben öyle tek başıma uyanınca ne oldum? Ya, o ne demek ya? Ben seni düşündüğüm için kaçtım gittim. Etraftan laf söz olmasın diye. Bana pek öyle gelmedi ama. Mehmet. Senden önce sadece bir kişi oldu. Ben daha o yarayı kapatamadan sen geldin yarama tuz bastın. Ya bak kötü oluyorum. Aklıma sokma öncesini. Bak böylesi benim de ilk defa başıma geldi. Tabii ben alışığımdır değil mi? Sen ilk değilsin ya. Ben alışığımdır tabii. Ya Seher. Tamam Mehmet. Beni daha fazla utandırma. Ben zaten kendimi sana bırakarak yerin dibine girdim. Hoş geldiniz. Buyurun. Çift kişilik nevresim bakıyordum. Tabii buyurun. Hala bana bak. Sakın öyle boş bulunup da o Halil'in adını ağzına alma olur mu? Ay çocuk sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz nerede ne konuşacağımızı. İşte. Ay. Bak kesin gelemiyorlar. Mehmet arıyor şimdi ezik ezik biz gelemeyeceğiz diye. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Şerefsiz.
Feyyaz mı kız? Mehmet'in hediyesi. Kızım, sizin aile pek geniş değil herhalde. Vallahi yarama tuz bastınız Hatice halacığım. Kader. Hala yani böyle baş başa kalıverdik işte, ne yapacaksınız? Evet. Sizin bir akrabanız yok muydu? Hani o çeyizci olan? Aman efendim. Sağ gözün sol göze faydası olmadığı bir devirdeyiz. El kızı almış erkek akrabanın bize ne faydası olabilir ki? İstersen kızım sen kahveleri yapıver. Bir kapıya bakayım. Yandım kız hasretinde. Sahi, Feyyaz abi. Sahime yengem yok mu? Yengen rahatsız biraz. Geçmiş olsun. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Hoş geldin. Gel, ben de evimizi düşünüyordum. Gel. Şimdi biz burada oturacağız ya. Tabii bu eşyalarla olmaz yani, halamın zevkiyle bizim zevkimiz bir mi? Bak diyorum ki, şuraya şöyle güzel bir köşe takımı alırız ha? Şöyle ortaya da güzel havalı bir sehpa atarız. Bir de şu büyük televizyonlar var ya duvara asılanlardan. Bir tane de ondan koyduk mu çok güzel olmaz mı? Seher. Ya tamam, yavaş yavaş alırız. Ya önce köşe takımını alırız mesela ha? Seher, ben istemiyorum. Ya iyi tamam, önce televizyonu alırız ha? Seher. Ben evlenmek istemiyorum. Ya ne demek istemiyorum ya? Ya biz geçen gün gittik belediyeden gün aldık. Ya düğün yok dedin, kına yok dedin. Sadece nikah ben tamam dedim ya. O annenler sonunda beynini yıkadılar değil mi? Yok. Ben vazgeçtim. Anladım ben seni. Başkası var değil mi? Yok. O zaman ne var Mehmet? Neden şimdi vazgeçiyorsun? Neden beni bırakıyorsun ki şimdi? Affet. Ben böyleyim işte. Vazgeçtim. Seher. Canım bir şey istiyor mu? Pideciye götüreyim mi seni? Sen dün beni anlamadın herhalde Mehmet. Ben bu bebek konusunda karar vermedim. Nasıl karar vermedim ya? Allah'ın verdiği can. İkimizin canı. İkimizin canı. Ama benim canım çok yandı Mehmet. Ya Seher, haklısın da. Ben anlatamıyorum ki sana. Ya anlatmana gerek yok zaten. Annen her şeyi anlattı. Annem mi? Ha buraya geldiğinden haberin yok. Ben de inandım. Annem buraya mı geldi? Hı hı. Ne dedi? Aile yadigarı.
Yüzüğü geri istedi. Ne oldu sustun? Dut yemiş bülbül gibi. Hani dandikti bu yüzük? Aile yadigarıymış. Hiç bana öyle bir şey söylemedin. Nereye şimdi? Akşama dönerim ben. Ha Mehmet. Bak hamilelik olayını kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Söz verdin. Sonra çocuk için barıştılar dedirtmeyeceksin. Tamam tamam. Sen üzme kendini, tamam mı? Aman da aman. Aman da aman. Ben şimdi cici büyük halamı oluyormuşum. Ben sana boş durmayacağım demiştim değil mi halacığım? Ay benim tatlı kızım. Ay benim şeytana pabucunu ters giydiren güzel yavrum. Hadi diyelim herifi döndürdün, bastın nikahı, evlendin. De kız şu hamilelik yalanını nasıl halledeceksin? Ne yapacaksın? Her şey çok hayırlı olacak halacığım. Bak sen görürsün. Heyt be. Parmakta servetlik yüzük, sırtta kiralık gelinlik. Ya hala, sen ille benim kafamın tasını attıracaksın. Aman aman iyi sustum. Tamam. Geçin isterseniz üstünüzü değiştirebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Kızım. Ayol, konu komşuya dağıtacak davetiyemiz yok. Bir de kapı kapı dolaşıp nikahımız var diyeceğiz. Ayıp be, ayıp. Nikah var sen. Valla sen de doğru söylüyorsun be halacığım. La havle ve la kuvvete illa billah. Eski dostları da unutmayalım. Yarın akşam 17.30 Kağıthane Evlendirme Dairesi'nde bu mutlu günümüzde sizi de görmek isteriz Feyyaz Bey. Kusura bakmayın. Altınların iğneleri battı da bir çıkarayım. İlahi kızım. Seni duyan da altına battın zannedecek. Hatice biz de yavaş yavaş. Tabii. Yeni evleri yalnız bırakmak lazım değil mi? Çok haklısınız Hatice Hanım. Vallahi bugün bizim çifte kumruların ilk gecesi diye ben de Eyüp'te bir ahbaplarımın evinde kalacağım. İlk geceymiş. Hadi buyurun. Yemeğe de bekleriz ailece. İnşallah bakalım kısmet. Ben de gelirim. Gel yavrum benim.
Kız artık nasıl nefret etmişse Feriha'dan, ben böyle bir iki çekiştirince iyi tamam kal dedi bana. Anası carladı tabii hemen, yok istemem falan diye. Yani benim oradaki yerimi garantilemem için şu Cansu'nun güvenini kazanmam gerekiyor. Bana bak, sen akşam bir yemeğe kal. Ben zaten Mehmet'i işleyeceğim. Halamı da yanında istiyorum diyeceğim. Kız, işleyeceğim kalayım da nerede yatıracağım hele? Ha, kayınpederin yeni geldi. Koynuna mı sokmaya niyetlisin? Hoşuna mı gitti? Aman sus! Ne yapayım ben o kaknem yaşlı herife? Ha, hoş geldin kızım. Hoş geldin Feriha'cığım. Ya bir an evvel ellerini yıkayıp mutfağa girsene. Hatice hala da gelmemiş. Bugün evde hiçbir şey yok. Ben soğanı, patatesi, kıymayı hepsini tezgahın üstüne hazırladım. Çıkardım koydum çocuğum. Yani birimiz yüklü, birimiz fıtıklı olunca birbirimizi idare edeceğiz artık değil mi çocuğum? İncileri dökülür şimdi bunun. Biraz da iş konuşalım. Kocacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ceketini alayım. Süpersiniz. Hacı Ara, hoş geldin. Sen de hoş geldin oğlum. Kocacığım, seninle içeride bir konuşalım mı? Hayırdır? Ya, karı koca arasında işte, özel. Güzel olur vallahi. Yemekler nasıl hazırlanıyor, ne yapıyoruz? Hı hı. Evet, geldim anne, tamam. Tamam, sen rahat rahat yap işini, tamam hadi. Nerede o? Kim? Seher. Feriha, ne oluyor yukarıda? Şu yerleri sil. Aa Feriha, sen yaptın değil mi? Ne oluyor be? Cansu'ya sen yardım ettin. Ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum, ben çalışıyordum burada. Ne geçti eline? Ne geçti eline? Bana bak, sen vallahi zıvanadan çıktın ha. Ne oldu? Deniz Kenan'da artistlik yaparken iyiydi. Seni de istemiyorum Emir. Yüzünü de istemiyorum Emir. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Tabii ben seni altın yumurtlayan tavuktan ettim, hesabını vereyim de. Sen bu yaptığın hesabını kime vereceksin? Sen şimdi görürsün. Ben aşağı ineyim. Sen gör bak kime hesap veriyorsun Feriha. Hadi in be. Hadi edip durma. Hadi gel gidelim yer hastaneye. Gitmem. Halam gelmeden şuradan şuraya gitmem. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Ya Feriha, kızım bu kadın yüklü nasıl düştü, ne oldu? Ben ne bileyim hala, anlamadım. Söylesene. Önce bir tane patlattım, sonra da merdivenlerden ittim diye. Ne diyorsun sen? Hadi beni itmesin. Açıver kapıyı. Ne diyorsun kızım sen? Allah Allah. Yavrum, sinirim kızım. Kim yaptı bunu sana, kim? Feriha yaptı hala. Merdivenlerden itti. Koy, yazıklar olsun sana. Ben sana gösteririm şimdi ikneyi kalkmayı. Dur şurada be. Dur. Kendine gel öyle. Ben dünyada inanmam ikneye kalkmaya. Şu Gülsüm, sen al götür Feriha içeriye. Hala Allah aşkına, ben öyle bir şey yapmadım. Ne itmesi? Yok, tamam kızım, al sen götür. Hadi kızım. Allah Allah ya. Bak. Kızım. Bak, halan da geldi. Hadi yürüyün gidelim hastaneye. Yok Hacer Hanım, şimdi kavga zamanı mıdır? Yok, çocuğu yetiştirelim hastaneye. Ne itmesi, ben itmedim. Ne diyor bunlar ya? Şş, bana bak Hacer Hanım, sen giydir kızı. Ben geliyorum şu Feriha'ya. Delireceğim şimdi bak. Gel yavrum, gel talihsiz yavrum benim, gel. Sen var ya sen. Kız sen şeytana papucunu ters giydirirsin. Eşek sıpası iyi ki bir taraflarını kırmadan. Ay ne yapayım valla, bu hamilelik olayı çok uzadı. Ben de gözümü kararttım, atladım. Dur. Allah seni kahretmesin. Ay Allah.
ağrım var. Kıyamam, kurban olayım çocuğum. Kıyamam sana evladım. Hadi kalk da ben seni götüreyim hastanelere. Bak bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu kadın hastaneye gelmesin. Boyamız meydana çıkar. Kız nasıl söyleyeyim şimdi sen bizimle gelme diye? Şüphe uyandırır. Doğru söylüyorsun. O zaman muayene odasına sokma. Öyle sakın doktorla konuşmasın, tamam? Ben bir şekilde ayar tutarım. Tamam. Ay, yavrum, yavrum. Gel çocuğum, ver yavrum. Ver güzel kuzum, ver ayaklarını, ver. Çakal seni. Yavrum benim. Canım yavrum benim. Kurban olurum ben sana. Çok ağrıyor Allah. Çok korkuyorum. Kurban oluruz Allah. Hadi gel çocuğum. Ay. Ya Feriha dursana. Tamam, sen aklıma bu kadar. Ya Feriha dursana ne olur bir dur ya. Feriha. Ya Feriha dursana nereye gidiyorsun? Feriha. Bebek. Ne bakıyorsun? Katil. 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 Katilsin sen. Sen öldürdün bebeğimi. Feriha. Mehmet. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Ne itmesi? İtmedim kimseyi. Saçmalama ne olur. Feriha ne yaptın sen? Şimet abi. Feriha ne yaptın? Ya bırak ben bir şey yapmadım. Kardeşim misin lan sen benim? Ne yaptın sen? Mehmet abi ne olur. Mehmet ya kardeşim Mehmet, misin? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Baba. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım. Baba niye yapayım? Yeter! Yeter artık! Ay halacığım yemin ederim bunlarda üç kuruşluk akıl yok. Ay tabii canım. Hayır hastanede bile beklemedik. Tamam canım ben sana zaten ayrıntıları güzelce anlatacağım. Tamam. Şş. Tamam. Diline hakim olamıyorsun. Abim duyacak şimdi. Gel canım babam da laf duyacak hal mi kalmış? Sen de panikleme. Hatice abi. Ya bak ne diyorum. Bak artık bu işin böyle gizlisi saklısı yalan dolanı falan kalmamış. Bak mis gibi damadımız var. Yani olayı bir de buradan bakalım diyorum. Ha? Yani biz şimdi iki kadın böyle kafa kafaya verirsek. Ya çünkü biliyorsun bu erkekler hiçbir şeyden anlamaz. Bunları yavaş yavaş işleyelim, rahat edelim. Yani eğer biz bu aileye sırtımızı yaslarsak ya çok güzel olacak inan bana. Ha şükredeceğimiz yerde şikayet ediyoruz anlamıyorum yani. Ben niye elin insanına şükredeceğimişim? He? Niye şükredeceğimişim? Ve şükredeceksem Allah'a şükrederim anladın mı sen onu? Lafını bir de konuş. Çekil bak. Çekil. Enayiler ya. Mehmet.
Bak babanın yüreğine inecek. Yani sonuçta olan oldu değil mi? Yani bunlar evlendi. Yani bu çocuk bizim akrabamız oldu, damadımız oldu. Ya ben diyorum ki bak bir hemen sinirlenme. Şimdi artık ne davamız kalır, ne bir husumet, ne bir anlaşmazlık. Yani bu evlilik bizim işimize yarayabilir ha? Bir de böyle düşün. Ne diyorsun lan sen? Mehmet! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun lan? Lan, lan şerefsiz miyiz biz? Ha? Şerefsiz miyiz biz? Şerefsiz miyiz biz lan? Ha? Şerefsiz miyiz? Mehmet! Kendine gel! Kendine gel dedim sana! Çık! Manyak! Manyaksın sen biliyorsun değil mi? Ne yapacaksın artık ha? Evlendi Feriha, kocası var. Ne yapacaksın? Dövebilecek misin bir daha onu? Ya gücün bana yetiyor değil mi Mehmet? Sus lan! Düşün düşün. Düşünmek bedava. Şu an baban içeride dükkan sahibiyle konuşuyor biliyor musun? Adam ben kiracı bulamıyorum vallahi aç kaldım diyormuş. 5 aylık kirayı istiyor. Ne yapacaksınız? Hayır Levent Hoca'ya borcunuzu mu ödeyeceksiniz? Kendi kredi borcunuzu mu? Ya dükkan kirası mı? Ha, hangi birini? Seher bıdı bıdı bir sus ya. Zaten sabah sabah kafam kazan gibi. Ya Nebahar Hanım öldü gitti. Yani Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok. Ama sen şimdi işsiz kaldın Mehmet. Levent Hoca gitti İzmir'de. Ne zaman dönecek, ne yapacak bilmiyoruz. Konuştunuz mu? Hani nasıl ödeyeceksiniz bütün bunların hepsini? Nasılsa nasıl. Ödeyeceğim bir şekilde işte. Çıkacağım ben şimdi. Hı. Seher. Ulan 2-3 kravatım var. Onları da bulamıyorum ha. Seher. Seher banyoda oğlum. Bu ne lan? Ne var Mehmet? Kızım bu ne? Ne kadar para var burada? 10.000. Ahlam yolladı dün onları. Ben bankadan çektim de oraya koydum. Ya bir toprak bir hissesi bir şey mi ne varmış da. Ya böyle bizim borcumuz harcımız falan olduğunu duyunca yolladı. Ben de dün çektim. Ama geri vereceğim. Yani sonuçta kadının hakkı. Almak olmaz. Biz de alacak değiliz zaten. Kravatımı bul hadi. Ya yemedik yemedik. Halan da tam kötü kaynana oldu. Hayır bütün ayak işlerine beni yolluyor. Daha benim saçlarımın dipleri bile kurumadı Mehmet. Ulan alt tarafı kasaba gideceksin he. Aman iyi tamam. Görüşürüz. Merhaba Mehmet. Eyvallah hocam. Hoş geldiniz. Yeni mi geldiniz? Bu sabah taşındım buraya. Öyle mi? Annemin evine yerleştim. Siz şimdi Feriha'larla karşılıklı mı oturacaksınız? Ya kusura bakmayın. Bir şeyden değil ben. Sadece şaşırdım. Yani bir süreliğine buralardayım. Haber verseniz bir yardım ederdim. Ben hallettim sağ ol. Görüşürüz Asım. Görüşürüz. Senin de işin zor be hocam. Ya kardeşim ben size anlatamıyorum galiba. Ben de o Veysel'in peşindeyim. Yakalasam ben öldüreceğim. Bakın geçen hafta polise gitmedim ama siz beni zorla göndereceksiniz. Bu işi önce bir anla. Bu işe polis karıştırırsan polis gelir bizi götürür ama bizden daha çok var. Bela mısınız lan siz? Veysel size ne yaptıysa bize 1000 katını yaptı. Bizi de dolandırdı. Babam onun yüzünden hapse girdi be. Bizim alacağımız var kardeş. Anladın mı sen? Biz kimden alacağımıza değil, paramıza bakarız. Yoksa bizim de canımız yanar. 15.000 lira için canından, cananından olursun.
Yazık değil mi gençliğine? Bak az önce konuştuğun o yanındaki kız fıstık kimdi? Karın mıydı? Bak lan doğru konuş. Biz eğri konuşur, doğrusunu yaparız. Kafanı yorma sen. 10 bin lira. 15. 10 bin lirayı keş olarak direkt getirsen versen. 15. Bak 5 bin daha istiyorsanız burada beni öldürseniz de üzerinden çıkmaz. Ama 10 bin lirayı getiririm. Ne diyorsun? Tamam. Seher, ben bir şey diyeceğim sana. Ay şu sese bak ya, şu konuşmaya uyuz uyuz. Ne var, ne söyleyeceksin? Ya, neyse, kontrolüm bitiyor. Evde konuşuruz. Kalk, bir şey söyleyeceğim. Ya ne var Mehmet ya? Ben halanın paralarını aldım. Ne dedin sen? Ya bir sakin ol. Siz korkmuyorsunuz diye söylemedim ama birkaç haftadır mafya tipli adamlar peşimdeydi. Ben de onlara borçlu kalmayalım bari, halana borçlu kalalım dedim. Çekil. Ya evde yoktun, aldım işte. Aldın mı bütün paralarımı? Çaldın mı hepsini? Allah seni kahretsin. Allah senin cezanı versin Mehmet. Sen hırsızsın biliyorsun değil mi? Aşağılık pislik bir hırsızsın. Karından çalıyorsun. Niye çalıyorsun? Hırsız mısın? Ne oluyor ya? Görüyorsun değil mi baba? Senin oğlun hırsızlık yapıyor. Kendi karısından para çalıyor. Nereye? Nereye? Hırsız! Kocandır böyle. Gene öyle kötü kötü laflar etmeyin istersen. Ne kocası ya? Çeki sen de şu dantıcı ala. Senin gibi koca olmaz olsun aşağı. Efendim? Aman iyi. Ben de evde yoksunuz diye korktum ala. Yani bizimkiler yok. Bir tek ben varım. Olsun olsun. Ben anahtarı verip gideceğim. Al anahtarı. Ne anahtarı bu? Yukarının anahtarı. Feryagillerin evinin anahtarı. Şey, ben kaynanayı doktora götüreceğim de kapıya not yazıp bıraktım. Anahtarı aşağı bırakıyorum diye. Artık Feriha gelince senden alır kızım. Tabii tabii. Sen hiç merak etme. Sana çok geçmiş olsun canım. Kolay gelsin. Oldu. Hadi iyi günler. İyi günler. Ben de sokakta kaldım diyordum. Ya ben hiç seni öyle sokakta bırakır mıyım? Vallahi apartmana girdiğin an aldım kokunu. Kız senin ağzın ne güzel laflar söylüyor öyle. Uzun zaman olmuş böyle şeyler duymayalım. Vallahi maksat muhabbet olsun. Hatta şöyle rahat bir yere gidelim. Orada konuşalım, ne dersin? Bizim kızların kısmeti işte. Böyle biri villada, bir de kapıcı dairesinin tepesinde. Kısmet işte.
ince adamsın diye boşuna demiyorum. Yani böyle lafın gelişi de olsa güzel. Yani biz de mi? Sen böyle yakamla bağrımla oynamaya devam et. Ben daha ne güzel laflar söylerim sana. Ben bilmiyor muyum kendi kısmetsizliğimi? Yani bana gelince hep laftı. Kısmet bu. Kimin olacağını bilemeyiz ki. Masa açalım abi. Aç bir kaç. Tamam abi. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya istemiyorum kardeşim, zorla mı? Daha demin. Ya bana bak, ben burada edebimle namusumla çalışıyorum. Başka bir şey istiyorsan başka bir yere git. Kardeşim istemiyor, istemiyor, anlamıyor musun? Lan sana ne oluyor? Kardeşim anlamıyor musun? Bırak. Sana ne oluyor lan? Nasıl bana ne oluyor? Ben istemiyorum diyor kız. Lan yürü git diyorum. Sen yürü git. Bak. Hepiniz sakin olun. Yok arkadaş ya. Dayak yemeğe mi geldik, eğlenmeye mi geldik? Mehmet. Sen niye karıştın ki ya? Ben kendi başımın çaresine bakamaz mıydım? Niye geldin? Bırak lan bu lafları. İçeride erkekliğimiz tuttu. Burada yemez. Senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum? Sen beni ezmeye geldin değil mi? Ne hale düştüğümü görmeye. Artık boşanma davasında da söylersin. Layığını buldu dersin. Yalan mı? Bulmadın mı layığını? Ne desen haklısın Mehmet. Ben hayatımın hatasını yaptım. Seni sırtından vurdum. Seher, şu taksiye bin. Her ne cehennemde yaşıyorsan. Hangi cehennem Mehmet ya? Cehennem benim buramda, biliyorsun değil mi? Sen hiç mi hata yapmadın? Yüzüme bakıp doğruyu söylesene. Sen Emir'in arabasını çalmadın, hırsızlık yapmadın. O zaman niye hırsız olmadın o an? Ailen sana kapıyı kapatsa ne olurdu? Tek başına kalsaydın. Benim kimsem yok ki. Ben aile nedir biliyor muyum Mehmet? Aileyle mi büyüdüm? Halam bile gitti, o yaşında birini buldu, evlendi. Ama benim senden başka kimsem yok. Ne konuşuyorsun lan sen? Ne bu damardan nameler? Boynuzladın lan sen beni. Abi dediğim adamla boynuzladın. Sonra ettin. Allah bir desin, inanır mıyım sana? Ne diyeyim ki? Haklısın. Ya diyecek hiçbir şeyim yok. Şu düştüğüm duruma baksana. Ama dön bir de kendine bak. Mutlu musun? Sen yanlış yaptıktan sonra ben sana inanmıştım değil mi? Benim niye şimdi buna hakkım yok? Tamam ben, yani beni evine al, tekrar koynuna al demiyorum. Diyemem. Ya öleceğimi bilsem diyemem ama. Sadece... Sadece bir kere sarıl istedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.